Kıymetli takipçilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek, salat etmek fazileti, hükmü, faydalarını konuşuyoruz. Elhamdülillah 6. videoya geldik. Konumuz ne? maani salatu ala nebi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatın manaları nedir? Çünkü hatırlarsanız Ahsap suresindeki ayeti kerimeyi konuşurken Allah Teala'nın ve meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ettiğini biliyorduk. Ama meleklerin salatıyla Allah'ımızın salatını ayırdık. İmam Bukhari tahriş etmiş. Ebu Ali'ye diyor ki salatullahi teala Allah'ın salatı senâuhu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem indel melâike. Peygamberimizi meleklerin katında övmektir. Onunla övünmektir. Peki meleklerin salatı nedir? Eddua leh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua etmektir. Meleklerin Müslümanlara salatı istiğfardır. Niye? Müslümanların günahı var çünkü. Ama peygamberlerin günahı var mı? Peygamberler ismet sıfatına sahiptir. Yani masumdur. Günah işlemezler. Dolayısıyla melekler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme günah işledi diye Müslümanlara yaptığı gibi istiğfar edemez. Çünkü günahı yok. Ne yapar peki? Eddua uleh. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua ederler. Evet. Peki başka imamlarımız var. İbni Hayyan demiş ki "Salatullah Teala mağfiratuhu ve salatul melaike el istiğfar. Enne mana salatil rabbi el rahmetu. Demiş ki Rabbimizin salatı rahmettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her zaman merhametiyle muamele etti. Bu, bununla alakalı efendim ihtilaflı meseleler var ama şöyle ihtilaflı. Allah'ın salatı nedir? Meleklerin salatı hepsi aynı kapıya çıkmış oluyor. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını arttıran şeyler. Ama biliyoruz ki Allah'ımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyor. Evet burada kitap sahibi efendim demiş ki bu meselede aslında asıl şudur demiş. Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatı Senâuhu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem ve ta'zîmuhu. Peygamberimizi meleklerin katında övmek ve onun azametini yükseltmek, izzetini yükseltmek, onu aziz kılmak. Meleklerin salatı ise Allahu Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu salatını, Allah'ın salatı neydi? Peygamberimizi meleklerin yanında övmek, azametini yükseltmek. Meleklerin salatı da Rabbimizden bunun ziyadesini istemek. Ya Rabbi hani sen onu övüyorsun ya. Melekler de Resulullah'a salat ediyorlar. Nasıl salat ediyorlar? Arttır ya Rabbi. Ona övgüyü arttır ya Rabbi. Kainatın merkezinde bir insan düşün. Kainatı yaratan onun azametini arttırıyor. Kainatın içerisinde günahsız varlıklar olan, nurani varlıklar olan melekler de kıyamete kadar Rabbimize yalvarıyorlar ki o kainatın efendisinin azametini arttır Allah'ım diye. O insan bizim peygamberimiz. Ne kadar şanslıyız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler. Ve minel ma'lum. Şimdi şunu bilelim. Bu bilmemiz gerekenlerden. Enne salate rabbil alemin. Alemden Rabbil olan Allah'ın salatı. Kur'an kimde bu geçer çünkü. Ala halkihi yarattıklarını Allah'ın salatı. Allah'ın kullarına salatı. Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatı. Ne demek? Ne anlayacağız bundan? Minha khasatun ve minha khasatul khasa ve minha ammetun. Allah'ın salatı bir âmedir, geneldir. Bir özelin özelidir, en özeldir. Bir de özeldir. Fasalatu subhanahu ala enbiyaihi. allah Teala'nın diğer peygamberlerine salatı onların nübüvvetlerinden dolayı özel bir salattır. Allah'ın salatı neydi? Efendim, o peygamberi övmek. Peygamberimizi övdüğü gibi azametini meleklerin katında yüceltmek. Peki ve subhanahu ala mukarrabihi ve evliyaihi Allahu Teala'nın evliyalara, mukarreb kullara, arif kullara, Allah dostlarına salatı o da kahsatır. Yani özeldir. Ama Allahu Teala'nın Habibihil ekram, İmamul Enbiya ve Murselin ve Khatemihim peygamberlerin sonuncusu olan, peygamberlerin imamı olan Kerem sahibi Adem oğlunun görüp görebileceği en yüksek insana olanın salatı Allah'ın ona salatı ise khasatul khasadır. Özelin de özelidir. Kimseye yapmadığı şekildedir. Laikatu bi makamihil khas sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamı çok özel olduğu için ona özelin özeli bir salat etmiştir. Onu yani diğer peygamberleri övmüştür ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi onlardan kat ve kat övmüştür ve melekler katında da diğer peygamberlerden kat ve kat üstündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu diyerek biz diğer peygamberlerin makamını küçültelim. Sakın böyle şeyler anlaşılmasın. Biz Allahu Teala katında olanı söylüyoruz. Allahu Teala peygamberimize Habibim demiş. İbrahim Aleyhisselam'a Halilim demiş. Peygamberimiz hem Halil olmuş hem Habib olmuş. Hem sevgili olmuş hem dost olmuş. Yani Seyyidül Mürselin'in gönderilmişlerin efendisidir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa biz inancımız nedir? La nuferriqu beyne hadim rusuli. Biz İsa Aleyhisselam'a indirilene, Musa Aleyhisselam'a indirilene iman ettik. Ama son gelen İslam onların hükmünü kaldırdı. En son İslam'a iman ettik. Yoksa biz Musa Aleyhisselam'ı inkar etmiyoruz. İsa Aleyhisselam'ı inkar etmiyoruz. Ama biliyoruz ki bir insan La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demediği müddetçe cennete giremez. iman etmiş olamaz. Yalnızca Allah'a inanması, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Aleyhisselam'ı devre dışı bırakması onun Müslüman olmasına yetmez. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Müslüman olmak için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek lazım. Peki Allahü Teala'nın ve Tekaddes Hazretlerinin müminlere olan salatı yani biz inananlara Allah'a salatı var mı? Var. Nedir o? Ammedir. Geneldir yani. Ala hasebi imanihim Allah'a iman etmiş olduğumuz için. Allah'ın salatı neydi? Allah'ın merhametiydi. Allah'ın mağfiretiydi. Tamam allah -u Teala ayeti kerimede görürseniz Allah size salat ediyor ne demek? Allah bize merhamet ediyor. Allah bizi bağış diyor. Merhametiyle muamele ediyor. Ki ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا وَالَّذ۪ي وَاللّٰهُ كِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize salat ediyor. وَمَلَائِكَتُهُ Ve Allah'ın melekleri size salat ediyor. Niye? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَا النُّورِ Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. Yani dalaletten hidayete çıkartmak için. bil بِالْمُؤْمِنِينَ rahime Allah mümin kullarına pek bağışlayandır. Onları pek esirgeyendir. Bak Allah'ın salatı burada neydi? Efendim. Çünkü ashab-ı kiram sordular. Efendim. اِنَّ اللّٰهُ مَلَاكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyorlar dedi. Sahabe-i kiram dedi ki ha bu peygamberimize özel. Peki ya Resulallah allah Teala sana özel salat ediyor. Bize de salatı var mı? Evet. Bize de müminlere de salatı var. Ney müminlere salatı? Allah'ın hiç ummadığı yerde bizim ummadığımız yerde bize kapı açması ve bizi dalaletten hidayete erdirmesi. Çünkü hidayet de Allah'ın elindedir. Dalalet de Allah'ın elindedir. Yani sapan da Allah'ın dilemesiyle sapmıştır. Hidayete eren de Allah'ın dilemesiyle hidayete ermiştir. Ya Müslüman olmasaydık? Müslümanlık bizim için ayrandan, kebaptan, lahmacundan, portakaldan, hepsinden, evden, arabadan üstün bir nimettir. Müslüman olmayanların hallerini görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Hindistan'da adam asansöre tapıyor, ineğe tapıyor. Rezillik. Adam ibadet diye sırtına bıçak vuruyor, sırtını deşiyor ve buna ibadet diyor. Kendine zararı ibadet görüyor. Müslümanlıkta böyle bir şey var. Müslümanlık nimettir. Müslümanlık insanın dünyada dallanmasına rağmen ahiret inancıyla dünyada psikolojisini düzeltip ona göre devamlılık sağladığı bir yapıdır Müslümanlık. Allah cümle evlatlarımızı iman ehli eylesin. İmansız olmaktan muhafaza eylesin. İşte Allah'ın bize salatı, bize merhameti bizi dalaletten hidayete sevk etmesidir. Allah son nefeste de جملة مزيفة استوى خاتمة نصيبه لسنا إن شاء الله بيرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.